Hocayı bekliyoruz bu arada. Serkan Hoca'yı. Ben çünkü mücadele edemem. Hiçbir iddiam da olmadığı için. Ağzımı açmak bile istemiyorum o yüzden. Hocamızı bekleyelim. Hocamız kaldığı yerden devam etsin. Evet, geliyor mu sesin? Evet, hocam geliyor. Hala suikaste uğramamışsınız. Turan Dursun'un olayını Değil mi? biliyorsunuz. Ben de öğrendim onu da. Evet. Yani din kimsenin tek elinde olmadığı gibi kimsenin ağzına sakız da değil. Biz de zaten Ya. edebimizle konuşuyoruz. Çünkü mensup olduğum bir yerdeyim yani. Mensup olduğum yerden konuşuyorum. Dışarıdan birisi olarak konuşmuyorum. Ama buna bile işte yani hasidiklerin de nasıl tahammül edemediği de burada anlaşılıyor, Evet. değil mi? Ya ben Yani evet ya çok şükür bunları aştığımı düşünüyorum vallahi. evet yani bilmiyorum, aslında biz anlatmamız gerekeni çok 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 üstünde anlattık gibi geliyor bana. Anlatmak istemediğimiz şeyleri de anlatmış gibi anlaşıldık. Evet ilginç bir yerde patladı iş. Bu sorgulama olayı sanırım yanlış ezber. O yanlış ezberle karşılaşmak biraz hayal kırıklığı ve sinir oluşturmuş olabilir. Yani ya şimdi Eşref-i Mahlukat mesela ben de geçen biraz bakındım hocam. Atölye yazdırırken bir şey kelimesini gördüm. Nefis, nefis kelimesini gördüm. Nefis, nefs kelimesini gördüm. Mersem kişi anlamında kullanılıyormuş Arapçada. Kur'an-ı Kerim'de de yani mesela. Nefsen illa vus'aha diye geçerken mesela bir kişi anlamında falan kullanılıyormuş. O Hani anlamda da kullanılıyor. ha, yani ha, o anlamda da kullanılıyormuş. Kelime anlamına baktım. Öz falan demek yani. Şimdi bize hitapta nefis Nasıl ya? Nefsine hakim ol diyor. Özüne hakim ol demek mi? özüne hakim ol demek. Şimdi Nefsime ben yenik orayı düştüm. bulayım yine. Nefsen. Nefsen. Nefsime yenik düştüm kelimesi var mesela, cümlesi. Ben o ayeti bulayım da ondan sonra konuşayım ya. Yok, Ben ayetler burada üzerinden konuşmamak sorgulamak çok istemiyorum. isabetli, inşallah. Ayetler üzerinden Aynen. konuşmuyorum. Hatta Peygamberimiz bir sahabeyi, ismini hatırlamıyorum şimdi, bir yere gönderiyor, diyor ki onlara ne konuşacaksın diyor. Hadis konuşacağım diyor. Tamam diyor, Kur'an üzerinden konuşma diyor. Allah'ın kelamını bir savaş aracı haline getirmemek lazım. Ay. Çünkü bu çok çok ahlaki bir şey değil. Bizim yani o olmaz yani. Kur'an metinleri birbirimize böyle, aa sen onu dedin, bak o ayette, o bu ayette var, bunlar en azından benim tartışma sistemim değil. Onun için insanlar kendi düşüncelerini ayette desteklemeleri şart değil. Düşüncelerini söylemeleri yeterli. Şey Onun diyeceğim için mesela yani ben yine de bu içimde kalmasını söylemiş olayım. Ahirette o gün Ali İmran 30. O gün her nefis ne hayır artık bir de Google harbiden büyük bir güç ya. O gün her nefis ne hayır işlemişse ne kötülük yapmışsa onları o gün her nefis ne hayır işlemişse ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister. Allah size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah kullarını çok esirger. Nefis sen bana mesela bu kesinlikle ve kesinlikle benim bakış açım doğru demiyorum. Ama insanı nitelemek için de yani birey yaşayan bu bireyi nitelemek için de nefis dendiğini böyle birkaç yerde aynı bu var şekilde var. ayette nefis Evet. diye hitap ediliyor zaten. Nefisin kendisinin de anlamı belli. Nefis, nefs. Kelime anlamı Nefsini da ilah aslında edinen var. öz demek. Yani Nefsini hani bu şekilde de ilah edinmiyor. Ben de ya olabilirim. bir Evet, kere her olabilir. nefis ölümü tadacaktır değil mi ya? Ne? Yani tam aslı vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum da diyorum Onlar çok zaten de. kavramsal şeyler. Ama hani Onlar bana kalırsa burada açık ve net bir şekilde de söylenmiş hocam zaten ya. Yani nefs insan kötüdür. Zaten
eşefi mahlukat derken kısıtlama da mahluklar ya. Mahlukatların içinde Elif Fromm'da da insan hilkat garibesidir olayı var ya. Yani eşefi mahlukat yani yaratılmışların içerisinde şerefli olmak var. Ne kadar Ya büyük bir şereften bahsedemiyoruz bence. onun öncesinde yaratılmış olmak bir şeye maruz kalmaktır, değil mi? Evet, evet yani. Maruz bırakılıyorsun bir şeylere. Yaratıldığın anda bir şeylere maruz kalmak zorundasın. Çünkü seni birisi, yani bir şey yaratmışsa seni, senden bir şey isteyecektir. Eğlence olsun diye yaratmadık diyor mesela, değil mi? Ya Oyun ben ve eğlence anlamıyorum. Bu değildir. arada bu ayet söylemiyorsunuz demişti ya arkadaş. Bu sefer de şey diyor. Anlayabilmek için Kur'an'daki bütün ayetleri okursak daha iyi anlarız. Ne yapayım ya? Benim bütün ömrümü İslam konuşabilmek için önce İslamiyet'e ya da ne bileyim din konuşmak için bütün ömrümü dine yatırmam mı gerekiyor önce 30 sene? Ya böyle bir İşte mantık yok yani. Hani her zaman yani bir şey bulunabilir. Arayın yeter. Kur'an kavramsal olarak değerlendirmeye başladığı andan itibaren metin boyutunda beraber tarihsel boyutuna gitmen gerekir. O dönemde nasıl kullanılmış onu bilmen gerekir. Hangi olay için kullanıldığını bilmen gerekir. Öncesini bilmen gerekir, Yani tabii sonrasını hani o bilmen yüzden gerekir. ben benim yorumum diye Çünkü dedim. yani bu Dediğim gibi tefsir yani. dersi değil ki burası. Yani Ha yani. öyle bir şey yapılmıyor. Yani. Sadece şunu söylüyorum. Gerçek bu Yani demiyorum bu arada tekrar edeyim ya. Yani evet yani yayılmasına dediğim o gibi. bak ısrarla inatla zaten o belgesele atıfta bulunarak söylüyorum. Çünkü bizim konumuz o belgesel üzerinden inşa ediliyor. O belgeselde kapalı sistem ve din merkezi kapalı sistemlerde insanları kendi mensubiyetlerini bir arada bulundurabilmeleri için düşünme, sorgulama, eleştirel bakış açısını bloke etmek zorundadır. Bunu yapmazsa o zaman orası bir felsefe kulübü, bir düşünce kulübü olur ki herkes isteyeni istediğini söyler. Herkesin istediğini söylediği bir yerde birlik olmaz. Beraberlik olmaz. Ortak hareket etme olmaz. Onun için burada ne olması lazım? Muhatapların itiraz edemediği metinler olması lazım. Şimdi din böyle muhatapların itiraz edemediği metin var, değil mi? Tabii canım yani İşte Kur'an-ı Tevrat, Kerim'de. İncil, Kur'an, değil mi? İşte Yahudilere göre Tevrat, Hristiyanlara göre İncil, işte Müslümanlara göre Kur'an, değil mi? Bunun üzerinden söylendiğinde ne diyorsun? İşittik ve itaat ettik. İşittik ve düşündük demiyoruz. İşittik bir bakalım. Ne diyormuş? İnceleyeyim sonra gelir söylerim diye mi? Diyemezsin. Çünkü diyor ki işittikten sonra itaat etmek zorundasın. Bunu söylüyor metin. Şimdi bu sistemler bireylere bunu söylüyorlar. Kendi işlerinde de doğru şey söylüyorlar. Senin müridin mi olacak millet yazmış hocam. Ne yani? Senin müridin mi olacak millet? Kimin? Sizin hocam herhalde. Benim yani bende mürit sizde de yok ama herhalde sizde sezmiş biliyorum. Ne yani senin müridin mi olacak millet dersin. Ben Dersin demiyorum yani. onu. Ben onu demiyorum. Öyle bir şey Bu demedim ben ayeti yani. mi tamamladı yoksa bilmiyorum. Belki marufa aykırı değilse. Vallahi İşte hocam ne diyor anlamadım. Aktarayım dedim de. işte ya yani maruf nedir? İyi demiştik herhalde değil mi? İyi İyi. iyi nedir? İşitmek anlamaktır yine çarpıtıyorsun diyor bu arada. İşitmek Semih diyor anlamaktır bak. yine çarpıtıyorsun. Semih diyor. Semih işitmek, kulak, semih buralarla işte. Hayır hocam o Semih anlamak demekmiş. anlamak demiyor. Çarpıtıyor musunuz? Anlamak Bak işte bu. Hayır siz savaşamazsınız. Ben de savaşamadım. Bu savaş savaşmıyorum eğer zaten. bu Ben savaşsa benim sadece de hayır yani siz kişinin ne yani anladığı o kişiyle ilgili. Ben sadece anladığımı söylüyorum. Onun ne anladığıyla ilgilenmiyorum. Ben kendi evet ama o söylediğimi ilgileniyor. söylüyorum. Yani neyse hani O eğer siz insanlar ilgilenebilirler. Ne yapacak bir şey en yok. azından şunu söyleyebiliriz ama ben burada şunu net bir şekilde gördüm. Bak bir şey çarpıtmış olmalarını istiyorsanız çarpıtmış olabiliyorsunuz. Yani şu an mesela işitmeyi çarpıttınız. Aslında o anlamak demekti. Böyle bir Yorum zeminde neyi yapılıyor. tartışıyoruz? Semih İşte ha kelimesini işte sözlükten açıp bakalım. Mesela semih kelimesi anlamak mıymış yoksa işitmek miymiş ona bakalım. İşte Yahudiler koşulsuz içinde itaat modern dünyanın koşulsuz itaati çok uzak bir şeymiş gibi gösterdiği için bence özgür insan özgür insan özgür olmalı mesajları herhalde zehirlemiş. Ben anlayamadım yani. Anlamadığınıza eminim. Emin olamadım. Anladığınıza emin olamadım. Nasıl yani? Yani hocam demek ki siz yanlış biliyormuşsunuz.
Ben de yanlış Evet. biliyormuşum. Semih anlamak demekmiş. Beni yanlış bildiğini biliyorum ama ben yanlış bilmiyorum. Vallahi benim de içim rahat. Evet, onun 20 yaşındayım, için 15'inde din üzerine yatırmışımdır. Çok da mutluyum yani kararlarımdan, son halimden. evet, yani Düşüncelerimden. biz buradan yola çıkarak şunu söylüyoruz. Aslında hiç kimse dinin kendi esasları üzerinden, mevcut esasları üzerinden hayatını devam ettirmek istediği anda devam ettiremeyecektir. Ettiremez. Bu arada Modern hocam, yaşamda duyumla algıya geldik konu. Şimdi evet, doğru işitmek değil. duyu aracılığıyla duyumsamak, ama algılamak çok daha farklı bir şey zaten. Yani mesela işiten her beyin anlamlandıramaz, algılayamaz. Çok ilginç şeyler bence. Yani Yani bu mesela diyor dersi ki almadığını tamam. söyleyen şu an kendisini yanlışlıyor gibi bir şey şu an yani. Duyumla algı birbirinden farklı şeyler. Yani bir insan karpuza dokunup karpuz olmadığını hayli hayli anlayabilir. Yani karpuz ol Sizin pardon. Karpuz olduğunu bak. anlayamayabilir yani, beyinsel süreçlerinden dolayı. Yani algılamak aynı şey değil. Sizin hayır bildiğiniz şer, şer bildiğiniz hayır olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Yani zaten bak, ben buna katılıyorum. Gönülden de inanıyorum vallahi ya. Ya ama buna inanmıyorlar. İnsan bilir kafası zehirlemiştir. Şimdi bu burada evet, yani hayır ve şerin ne olduğunu ben bilmem. Hayır ve şerin ne olduğunu ilah bilir, Allah bilir. Ben bunu iman ediyorum. Anlatabildim mi? Onun için de Evet. işittiklerime itaat ediyorum. Ama diyorum ki metni al, ticaretine uygulamaya çalış. Bir arkadaşınla mesela git alışveriş merkezine. İki tane de şahitle git. Ben bir tane de beyaz eşya alacağım de. Tamam mı? Bu da iki şahidim de. Sonra iki şahide imza attır. Beyaz eşyayı al çık. Alabilecek misin bakalım? Ticaret böyle. Ha, bunu yorumlarsın. Şimdiye yorumlarsın. Ayrı bir şey. Ama metnin kendisi böyle. İki Ha, şahit. zaten durum analizi yapın demekmiş. O ayetin manası durum analizi yapın demekmiş. Evet, tamam. Yani evet, yani Mekke'de insanlar durum analizi yaparlar. Ya hocam, yemin ederim çok kısır bir yere evrildik. Tartışma Bak bu berbat işte oldu. bu, yani şunu söylüyorum. Modern akılla 1400 sene önceye gittiğimizde 1400 sene önceki gibi düşünemeyiz. Bu mümkün değil. Evet. Bizim öğrenme sistemlerimiz, değerlendirme sistemlerimiz, mekanizmalarımız, kullandığımız kavramlar, aldığımız eğitim, büyüdüğümüz yer hepsi bizim düşünce sistemimizi etkiliyor. Onun için oraya gidip buradan oraya bir anlam yüklemeye çalışıyoruz. Ve buradan bir anlam yüklemiyor. Oradan buraya bir anlam gelmiyor işte. Buradaki anlamı oraya atıyoruz. Bunu söylüyorum. Bu modern bir bakış açısıdır. Ya bu kötü müdür ve iyi midir? Bir şey söylenmiyor. İyi ve kötü olduğuna dair bir şey söylemiyorum. Ama bu modern bir bakış açısıdır. Ama geleneksel bakış açısı oraya aldığı gibi gelişir. Onun için de oranın olduğu gibi buraya monte etmen gerekir. Onun için hasistlikler der, onun için diyorlar zaten. Diyorlar ki biz bekleyeceğiz. Devran bize dönecek. İçin içine girdiğimizde dağılırız. Paramparça oluruz. Onun için biz bekliyoruz, kapatıyoruz kendimizi. Ne zaman mevcut kapitalist veya modern sistem çöker, o zaman biz kendi hayatımızı ifade edecek bir alan bulacağız. Şimdi dolayısıyla böyle bir sistem, bu sistem. Onun için de koruyorlar kendilerini. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sorular, soru olmaktan çıktı. Soru çok vardı hocam. Aslında soru mu bilmiyorum yani. Ya Soru mu şey var, yoksa hani hala birkaç atıfta bulunma var. Şey diyor mesela. ben kendime tebliğ ediliyor düşünüyorum. Tebliğ ediliyormuş gibi düşünüyorum. Evet, size zaten doğruyu anlatıyorlar. Sağ olsunlar. Bence her zaman olmalı ama zaten birilerinin, Evet. böyle de olmasa en azından birilerinin sürekli insanı düşünmeye itmesi gerekli. Bana kalırsa çok verimli bir yayındı. Gerçekten, ve ben çok büyük yanlışlar olduğunu düşünen biri olarak zaten bu yayının çok da aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Sizin o dediğiniz gibi, yani modern akılla 1400 yıl önce evrensel dahi olsa, ki evrensel zaten. Şu açıdan bile bakarsak yani evrensel bir metni de anlamak mümkün değil zaten. Yani modern, dünyanın en modern çağında bile olsa yine anlayamayacağız. Hatta evrenin bu
Ne ya, kuruş ev ölçeğiydi galiba. Yani 3'e de gelsek biz evrensel metni anlayamayacağız. Çünkü insan zaten evrensel olamayacak bir varlık olduğu için buradaki bu anlaşılamama durumunun hiçbir zaman biteceğini de düşünmüyorum, ama ben en azından kendim için çok güzel mesajlar aldım. Çok da şeyler öğrendiğimi düşünüyorum ama bilmiyorum. İnsanların anlamayana da bir şey anlatılmaz hocam. İnsanlar o Şey, ben zamanlar geçen sefer de söyledim ya, uyuyanları uyandırabilirsin ama uyuma numarası yapanları uyandıramazsın. Çünkü uyumuyordu onlar. Şimdi dolayısıyla yani söylediklerimiz kafa karıştırınca kaygıyı arttırabilir. Kaygıyı bertaraf etmek için kaygı artıp öfke oluşuyorsa saldırganlık ortaya çıkar. Onun için de bu tür şeyler normal. Biz ya olabilir çünkü ekseriyetin kabul etmediği bir bakış açısı bunlar. Ama biz diyoruz ki temel olanlarla. Temel olan bu. Sen üstüne istediğin yorumu yap. Ama metin burada, ortada duruyor yani. Kimsenin o öyle bu böyle diyeceğim metin değil. O apaçık ortada duruyor. Değiştirilmemiş hiçbir şekilde. Bu değiştirilmemişlerin mevcut dünyadaki karşılıklarına baktığımız zaman kapalı bir sistem gerekiyor. Yoksa olmuyor. Yoksa zaten modern dünya ya böyle karışıklık olabiliyor. Ama tüm uyuyanları uyandırmaya da bir tek uyanık yeter. Bu da galiba hadis-i şerifti zaten. Tüm Bilmiyorum. uyananları uyandırmaya bir tek tamam da yani uyuyanlar ya yani, uyanık numarasına hala bir şey değil. Ben yani işte hocam Türkiye'de hala bunlar çok kritik şeyler olduğu için yani ne yazık ki. Din Ben Türkiye'de nereyi bekliyorum bu arada din biliyor musunuz? Orada herkesin söz hakkı olacak ya. Orada nerede? herkes dilini rahat rahat iş atölyede atölyenin esprisi o ya zaten. Ben anlatacağım. Ondan sonra ben sunumu bunu mu kapatacağım hocam? Biz yüzdeyiz. Geleceksiniz. Rahat Ne rahat zaman bu? konuşacağız. Ya yani 29'unda işte o Ha tamam, bahsettiğim okey. hesabına herkes giriş yapabilir. Yani ben orada orada Sofiz anlatabilir rahat rahat derdini. Çünkü konuşabileceğiz yani hepimiz. Biz bir ilahiyat veya bir vaaz Değiliz tabii veya canım aynı. o algı içerisinde hareket etmiyoruz. O algıyla yani insanlara bir şeyin öğretilmesinden ziyade olanın ne olduğunu betimlemeye çalışıyorum. Sadece bunu söylüyorum ve bunun insan üzerindeki etkilerinden bahsediyorum. Şimdi bir kadına sadece annesin sen demek modern hayatta kabul edilebilir bir şey değil. Bir çocuğa sadece benim söylediklerimi okuyacaksın, benim söylediklerimle ilgileneceksin demek modern dünyada karşılığı olmayan bir şey. Yapamazsınız bunu. Beceremezsiniz. Olmaz da olamayacak da. Hiçbir zaman olmayacak. Bunu yapmak istediğiniz andan itibaren içeridekiler, sistemi içerisindekiler ya numara yapıyor ya da gerçekten samimiyetle bağlılar. Dışarı çıkanlar da artık kapalı sistem içerisinde kendilerini mutlu hissetmedikleri için öbür tarafta duruyorlar. Ama bu sistemin dışına çıktıklarında çıkan kişi dinden çıkmadığını iddia etmesine rağmen sistem zabıtaları sen dinden çıktın diyorlar. Problem burada. Bu problemi yaşıyor. Yani belgeselde de bu var. Ben dinsiz miyim diyor kadın. Ben dine karşı aykırı hiçbir şey yapmıyorum diyor. Ben iffetsizlik de yapmadım diyor. Çocuklarımı istiyorum diyor. O da diyor ki sen çocuklarını şeytan gibi yetiştireceksin. Sana veremeyiz. Çünkü sen hasidik değilsin artık diyor. Hasidik olmak senin tek elin değil mi? Evet, onun tek elin. Hocam İslam hakkında konuşuyorsunuz zannediyor. Yani belgeselden, hasidiklerden konuştuğunuzu anlamıyor. Şey demiş, İslam'a hiç baktınız mı? İşte yine çarpıtıyorsunuz falan diyebilir çünkü. İlginç bir şey yani. Neden konuştuğumuzu bilmedikleri için sanırım belki de en temelinde. Arkadaşlar hasidiklerin yaşamlarını gösteren bir belgesel üzerine aslında bir belgesel yorumu diye başlamıştı bu yola. Nerelere geldi bilmiyorum ama hala oradan devam etmeye çalışıyoruz zaten tamamlayabilmek için. Şu an yine hala olduğu Mustafa Öztürk Kur'an'ın abdestsiz dokunmaması ile ilgili ayetin tarihsel olarak incelediğinde ilk İslam alimleri yani peygamberden sonraki işte bizim ona sahabe, tabi'in, tebe'ü tabi'in dediğimiz
insanların yorumladığı şey, onların anladığı Kabe'nin örtüsü. Kabe'nin örtüsüne temiz olmayanlar dokunamaz anlamında kullanılmış ilk zamanlardaki Müslümanlar. Sonra belli bir yere gelmiş. Sonra Kabe'nin örtüsü ve Kur'an denmiş. Sonra Kabe'nin örtüsü de çıkmış. Sadece Kur'an denmiş. Kur'an'a temiz olmayanına dokunamaz. Halbuki ilk anlayanlar ki yani peygambere en yakın olanlar en iyi anlayanlardı. Çünkü hemen sorarlar. Çünkü yani bir doğru bilgiye ulaşabileceği onların anladığı Kabe örtüsüyken bizim anladığımız Kur'an-ı Kerim olmuş. Anlatabiliyor muyum? Onun için de insanlar abdestli olmadığında Kur'an okuyamıyorlar. Bu Bunlar tarihsel özel. mevsimdeyken daha öncesinde atıf yapmıştınız ya Mustafa Öztürk'e. Biri şey yazmış. Evet. Biri Mustafa Öztürk ilah mıdır yazmış. Biri de demiş ki az önce kimsenin güdümünde değilim dediniz. Sürekli Mustafa Öztürk hoca diyorsunuz. Ya adam bir Hayır, kere atıfta tarihsel bulundu. olarak bakış. Tarihselliğinden inceliyor dedi. Şimdi de Heh. ondan bir örnek verdi. Ya yemin ederim. Bence hocam bugün Tarihsel kapatalım olarak gitsin ya. bakan tarihsel olarak bakmak isterseniz oraya bakarsınız. Yani. Geleneksel olarak bakacaksanız çarşambaya gidin. Orası çok iyi gelenekselcidir. Çok iyi bakar çarşamba cemaati. Ben Onlar misafir tam edeyim bu arada. gelenekselcidir. O yani bu yoksa kimseyi haşa ilah edindiğimiz yok yani. Ben anlaşabileceğimizi düşünmüyorum. İslam'da Anlaşmaya kadın gerek demiştiniz. yok. Siz bu kapalı sistemlerdeki hasidik yapılardan konuşurken kadın demiştiniz. Şimdi şey yazdı arkadaş. Yani İslam'da kadın dediniz. Sonra aynı yayında olduğumuzu emin misin? Yani ben tekrar aynı zemine gelebileceğimizi düşünmediğim için hocam bence burada artık bu ad hominem benim hiç sevmediğim bir şey. Yani olay konuşulandan çıkıp kişiliğe atıfta Evet. bulunulduğu zaman artık. Yani bu hiç hoş değil. Belki daha önce bunu söylemem gerekirdi ama bana kalırsa biz bugünlük direkt elveda diyelim. Zaten 29'unda yapacağımız için hocam direkt atölyede olmuş olacağız bu arada. Yanlış anlamıyorsam. Evet tabii. Ya iki kişinin sözleri yayına da geçmiyor. Bu arada kaydettik zaten İGTV'de bunun öncesi. Önümüzdeki hafta direkt atölyede hocam orada her şeyi sesli sorabilirsiniz. Şey küfür edip kaçabilirler. Çok komik şeyler yaşanacağını düşünüyorum ben zaten de. Umarım orası da ilginç bir ana dönmez. Ben anlatımı bitirdikten sonra üzerine konuşacağız. Ben de tamamen bilimsel bir şekilde anlatım yapmaya çalıştım. Şimdi bana da orada fikir belirttin diyecekler. Belirtmedim. Belirtmemeye çalıştım. İki elden geçti atölyenin metni. Atölyenin slaytları da öyle. Çok ilginç şeyler yaşanacak hocam. Yani ama sanırım haftayı ölmeden görüşebileceğiz diye umuyorum en azından. Yani haftaya Evet, görüşürüz. umarım. Umarım. Tamam. Haftaya Siz... daha soft bir konu bulalım. Evet. Belki yani insanların hassas olduğu konular ama emin olun hassas olduğunuz en az hassas olduğunuz kadar hassasız. Bu direkle veya bu bilgiyle kapatalım. İşte yani anlaşılamayan şey o herhalde. Ya ben umuyorum ki herkes alması gereken mesajı almıştır. Herkes anlatılmak isteneni anlamıştır. Biz betimleme yaptık. Mesaj falan vermedik. Öyle bir derdim de yok. Kimseye mesaj verme gibi bir derdim de yok. Kimseye doğruyu şu bu yanlış mı deme gibi bir derdim de yok. Öyle bir fonksiyonum da yok. Öyle bir görevim de yok. Sadece biz bir betimleme yaptık. O betimleme üzerinden insanlar bunu kimlerini doğru görür, kimlerini yanlış görür. Onların kendi kararları. Daha da ilginci. Hocam çok komik olacak ama Türkiye'm canım benim var ya sayfa ilk Evet. söyleyen. Türkiye'm canım benim çıkmış. Yani o bir şeyler yazıp çıktı. Ondan sonra da toparlayamadık. Belki ibadet anlamıyla Instagram gezip bir şeyler varsa oraya bir iki tane atıp Ha. ibadet edeyim diye düşünüyor olabilir. Emri bin maruf yapıyordur hocam demek ki. Evet. İlginç ya. Olabilir. Sigara Keşke duman ona da. cihazlara zarar verir. Bu yüzden sigara içmeyiniz diyor. Şey Teşekkür ederiz. yaptı. Evet, olabilir. Komedi yaptı galiba. İşte, neyse.
Görüşmek üzere hocam artık haftaya. Tamam. Haftaya önce Ben atölyedeyiz. Ondan sonra yayına geçeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam atölyemiz 8'de. Cuma 8'de. Cuma mı? Haftaya Cuma 8'de. Ramazan falan da bitiyor. 8'de başlarız. 10'da Tamam. bitiririz. Yani güzel olacağını düşünüyorum hocam. Orada herkes ne Tamam. isterse onu soracak. Herkes özgür Tamam. falan. Tamam, onunla ilgili yine bir özel konuşalım diye. Tamam. Ben size yazacağım hocam. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Tamam hocam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.